Dijital bankacılık üzerinden dolandırılanlardan biri de akademisyen Fikret Soyal oldu. Kimlik bilgileri kopyalanan Soyal'ın adına hiç ilişkisi olmadığı bankalardan 650 bin lira kredi çekildi. ...450 bin lira kredi çekildiğini öğrendim. Tam bir şok. Sadece ailem değil, iş arkadaşlarım, akrabalarım, haberdar olan herkes bir dehşet içerisinde. Fikret Soyal, İstanbul Üniversitesi'nde bir akademisyen. Hesap açılıyor, akabinde başvuru yapılıyor, kredi başvurusu. Aynı gün onaylanıyor, adam bu parayı çekiyor, başka hesaplara gönderiyor. Yaklaşık bir aydır sesini duyurmaya çalıştığı mağduriyetse bir dijital bankacılık dolandırıcılığı. Kimlik fotokopimi alarak üzerindeki fotoğrafı değiştirmiş ve bunu bankanın sistemine Fikret Soyal'mış gibi kendini tanıtmış, yüklemiş. Akademik çevrelerde bu tür mağduriyetlerin arttığını söyleyen Soyal, soluğu savcılıkta almış. Hemen müşteri hizmetlerini arayarak böyle bir işlemin olmadığını öğrenmek istediğimde başka bir şok yaşadım. 3 tane kredi kartımın olduğunu öğrendim. Akademisyen Fikret Soyal'ın son dönemdeki en önemli gündem maddesi maalesef bu dolandırıcılık. O normalde bu odada öğrencilerine vereceği derse ve yazacağı makalelere hazırlanırdı. Ancak şimdi dolandırıcılardan yakasını nasıl kurtaracağını planlıyor. Sürekli araştırma yapıyorum, konuştuğum kişilerden bir şey duyuyorum. Orada da mı açık varmış, öyle de mi oluyormuş diye her gün bir şey öğreniyorum. Fikret Soyal'ın cep telefonuna hala kredi başvuru mesajları geliyor. Gerçekte benim olmayan 650 bin civarı bir borcum var ve bunun devam etmeyeceğinden emin değilim. Çünkü hala SMS'ler geliyor, hala bunun belki de 1 milyonu veya daha üzerine çıkacağından ciddi korku içerisindeyim. Bir bankadan kendisine dolandırıcının numarası da verilmiş. Sahtekar telefon numarasını hala kullanıyor. Ben çeşitli numaralardan aradığımda her seferinde telefon çalıyor. Hatta bir defasında açtı. Günlerdir bankalarla boğuşan Fikret Soyal hakkını hukuk yoluyla arayacak. Bugün olmuş, hala o ilgili dijital banka bana bir dönüş yapmadı, işlemi iptal etmedi.